Merhabalar. Bu ne ki oluyor hocam? Sürgünde Özbekistan nasıl yurdumuz tinç olsun, bizler tinç olalım. Allah çayımızı, çocuğumuzu bizlerle siz yani. Allah işlerinizi rast getirsin. Hangi geldiniz Türkiye'ye? Türkiye'ye 2002'de geldim. 2002'de. Onlar ya. Ben şahsen 2002'de Ukrayna'da Rusya'ya geldim. Ukrayna'ya ne şey diyor. Kardeşin, bacın ölüyor, Kırgızistan'dan gidemiyorsun. Başka yerde bir akraban var, hiç onu görmemişsin. Kanımız, kanımız. Ben Türkiye'de Ukrayna'ya sözleştim ya. Evet. 63 yıllık mı evlisiniz? Evet. Biken 77 yıl önce... Türkiye'den elbet mutluyuk. Allah'a şükür, Müslüman yerine geldik. Ezen dinliyoruz, namaz kılıyoruz. Yani kaç yıldır gezdik Rusya'da, başka memleketlerde ama Urfa adetimizi gene bırakmadık. Adetimizi ediyorduk, namaz kılıyorduk. Yani saatini anlıyorduk ki evli oldu, ikindi oldu. Şimdi bunda Allah'a şükür ezan sesi işitiyorum, ikindi olduk. Namazımızı kılıyoruz, Allah'a şükür yerimiz var, yuvamız var, memleketimiz var. Yüreğimiz durdu şimdi ki daha bir yere kalkmayacak, ölecek yerimiz de bura, kalacak yerimiz de bura. Bura bizim vatanımız, bizim bayrağımız. Allah çelimizi, çocuğumuzu, cümlenin gene buraya nasip etsin gelmeye gerideki kalanları da. Amin, teşekkür ederim. Sağ olsun Erdoğan'la da. Bizim millete çok baktı, getirdi Erzincan'a, evliceli ettiler. Hepsinin evi var, dua ediyor. Allah'ın duası olsun üzerinde. Sağ olsun, selamet olsun, Allah'a emanet olsun. Daha ne diyeyim, razıyım, Allah razı olsun. Artık karar alındı, Sayın Cumhurbaşkanımız talimat verdi. Biz listeleri yaptık, oradaki insanların. Listeden sonra bir haber... Bir... Sürgün olanda ben 40'lı gelmiş. Tam bir yaş demek. Siz vagondaydınız ha? Hiçbir şey bilmiyorum. Evet. Dede siz kaç yaşında geldiniz? Onun için diyor, inanır mısın diyor, arkada göz yaşlarını tutamadım. Evet. Ama diyor, en büyük şey nedir? Bu kimse artık bundan sonra biz Türkiye'ye gittiğimiz zaman kimse bize yan bakmayacak. Kimse siz bize yani, Kırım'a yakın. Evet. Orada bir toplantı yaptık. Bizim orada yaklaşık 3000 kişi yaşıyor. Kaç yıl oldu? 12 yıl oldu Türkiye geldi onunla. Peki Türkiye'ye nasıl geldiniz efendim? Kim dedi size Türkiye'ye gitmenizi? Yani burada mutlu musunuz? Evet. Bizi Turgul Azerki Krasnodar'a geldi rahmetli. Evet. O akıt 120 hocalığı spikaya aldı. Onda biz düşemedik. Düşenler düştü. Ondan sonra o rahmetli oldu mu o akıt yol açıldı. Gelen Türkiye'ye kaçıyor. Gelen Türkiye'ye kaçıyor. Biz de oğulları bundaydık ki oğulların da peki. Peşine geldik biz de. Geldi o 12 yıldır. 12 vatandaş oldunuz. Başka bir gidip diktiniz. Orada o ağaç 10 yıl kaldı. Öbür tarafa diktiniz. Bu ağaçtan ne kadar siz meyve veya verim alabilirsiniz? Bizim halimiz bu diyor. Biraz ayaklarımızın üzerine durmaya başladık. Evet. Ağızka Türklerinin gerçekten de acı bir yıl dönümü. Sürgünün 77. yıl dönümü. 14 Kasım 1944'te mazlum bir halk, günahı olmayan, suçsuz, günahsız bir halkı sadece ve sadece Türk ve Müslüman olması hasebiyle bu insanlarımızı evlerinden, yurtlarından edinerek bir gecede ansızın insani olmayan vagonlarla Orta Asya'ya sürüldüler. Adeta serpiştirildiler. Yani o koskoca bir Orta Asya çöllerinde yok olsunlar diye. İşte bu insanlarımızın da şu anda hayatta kalan birkaç sürgünün gerçek canlı tarih olan insanlarımızı biz bugün Dünya Ahıska Türkleri Birliği olarak Genel Başkanımızın selamını getirerek ziyaret etmek istedik. Ellerinden öpmek istedik. Hatırlarını sormak için bu programı yaptık. Hakikaten de sürgün bizim içimizde hala acısını hissettiğimiz bir acı bir dram. Adeta aslında bu bir soykırım. Neden soykırım diyoruz biz buna? Çünkü Stalin bir gece bu talimatla bu insanları insani olmayan şartlarda ve o dönemdeki en soğuk bir mevsimde adeta bunlar yollarda yok olsunlar diye bu sürgünü yapıyor. Sadece sürgün esnasında 17 ile 20 bin
insanımız hayatını yitiriyor. Bunun yanı sıra gittikleri yerde işte hem o bir aylık yolculuk esnasında aldıkları, çünkü gıdasızlık var, hastalıklardan dolayı da yine on binlerce insanımız da gittikleri o üç ülkede, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'da hayatlarını yitiriyorlar. Ahıskalı Türkler bu Anadolu Türk, bu vatanın bir parçası hakikaten de. Yani tamamen böyle farklı bir Türk soy toplumu değil de bu Anadolu'nun öz be öz evladıdır. İşte hasbelkader Edirne Anlaşması'yla bu Ahıska bölgesinin toprakları Sovyetler Birliği'ne, Çarlık Rusya'ya terk ediliyor ve insanlarımız da orada kalıyor. Yani bu ülkenin öz evlatları olan insanlarımız vatanlarından 77 yıldır uzak yaşıyorlardı Türkiye'den. Tabii ki her an yürekleriyle, kalbiyle, ruhuyla ne kadar da 9 ayrı ülkede yaşasalar da hep zaman Türkiye'deler. Yani ruhuyla Türkiye'deler. İmkanı bulduktan sonra hemen Türkiye'ye geldiler. İşte İstanbul'da oturuyorlar, kendi imkanlarıyla gelenler Bursa'da, Antalya'da, İzmir'de ve Türkiye'nin değişik daha şehirlerinde var. Sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanımız 2017'deki bir talimatla istisnai vatandaşlık hakkı tanıdı Ahıska'lı Türklere. Bu sebeple bu dönemde de biz Dünya Ahıska Türkleri Birliği olarak bu çalışmayı yaptık. Şu ana kadar 2017 Ekim'den itibaren bu döneme kadar yaklaşık 70 binin üzerinde insanımız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldu. Bu çalışmamız devam ediyor ve Türkiye'ye gelen her Ahıska'lı Türk uzun dönem süresiz ikamet izni alma hakkına sahiptir. Mümkün olduğu kadar biz bu göç olayını daha çok iskanlı göçle getirmek istiyoruz. Çünkü hakikaten de bizim insanlarımız çalışkan insanlar. Yani 77 yıldır değişik ülkelerde sürgün hayatı yaşasalar da çalışkanlıklarıyla, dürüstlükleriyle, örf adetleri, Türk benliğini, kültürünü, dinini, örfünü, hiç dilini özellikle. Herkes farklı dillerde o kadar mecburu konuşma gerekirken bu asil mazlum millet kendi dilini, örfünü, adetini hiçbir zaman unutmamış. Burada ben yaşıyorum, köyden hiçbir şeyden haberimiz yok. İşliyor, ben de metistrayım. Sentralde ben... Hemşire olarak orada çalışıyor, hastanede. Hocam ben okudum, kurtuldum metistralığı. Evet. Ama 4 yıllık metistralığı kurtuldum Allah'a şükür. İşliyorum Güzel abi terliğe. Çok çoğundan da bana verildi. Yazılar vardı, sağ ol bizim çocuk, böyle iyi oldu bizim çocuk. Çok söz çok, günü bölüm vardı. Bir günde dediler, ben arkadaşım vardı. Abdel Sultan'dır onun. Kamilecan. Siz kaçıncı sınıfa kadar Özbekistan'da okudunuz? Yerime gel, en yerler bu bilenlendiler. Babam çıktı dedi, gel abi de en yeri bulam, onu da yaşayalım. Sad'ın salkozu. Başladınız mı? Evet. Bu diyorum ki bu Ahıska'da hangi köydeyken sürgüne sizi başladı? Biz Ahzur'da.